Bu parçanın başlığı olacak en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? Sanat insanları gerçek dünyadan az da olsa uzaklaştırır. En gerçekçi sanat eserleri bile gerçeklerden kısmi dolsa uzaklaşma söz konusudur. Öyleyse sanat her şeyden önce gerçeğe yönelik bir tepkidir. İnsan ruhunun dış dünyaya, gerçeklere karşı yansıttığı bir çığlıktır. Sanat insanın kendi başına ulaşamayacağı bir duyarlılık gücünü, gücüne eriştirir. İnsanın tepkilerini, eylemci kimliğini dışa vurmasını kolaylaştırır. Burada sanatın Üstüpla ilgisinden, sanatın toplumla, sanatçıların dünyasıyla ya da sanatın tarihçesiyle ilgili herhangi bir bilgiden bahsedilmedi. Ama burada bize neyden bahsetti? Sanatın işlevi yani sanatın faydalarından bahsetti. Özellikle şu altını çizdiğim kısımlar. O zaman cevabımız Adana. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Günlerin anlamsızlığını hissederek seneler devirdik yarının yokuşunda, geçmişin acımasızlığıyla. Ağladık zaman zaman gökten boşanırcasına. Nokta 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 ışık olduk. Işık olduk çoğu kez yalnızlığa, umutsuzluğa dedi. Şimdi ışık olduk dediğine göre demek ki öncesinde karanlığa dair bir ifade olsa gerek. Ama yaşamayı da bildik biz karanlıklarda. Sonra ne olduk? Işık olduk. O zaman cevabımız Bursa. Bu parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Ne yazık ki vücudun yıpranışı zekanın olgunluk zamanına rastlar. Manasız çocukluk ve tatsız gençlik dönemleri olgunluk yaşına hazırlanmaktan başka nedir ki? Zeka, nar, ayva ve muşmula gibi geç renk ve koku Bulan bir sonbahar ürünüdür. En az 40 yıl güneşte pişmeden bu soylu meyve ballanmıyor. Bu yüzden dünyayı şekillendiren bilim, fen, iktisat, sanat ve edebiyat insanları şakakları beyazlamış kafalardır. Yani zekanın bir olgunluk süreci gerektirdiğinden bahsetti. C şıkkına baktığımız zaman parçamızın içerisinde zeka insanda geç olgunlaşan değerli bir yetidir. Evet meyvesi geç olgunlaşan bir yetidir dedim.